Ben düşündüm Neriman Hanım. Çok düşündüm. Enine boyuna düşündüm. Kabul edeyim. Zaten başka da yol yok ki. Evet, kabul edeyim. Evleneceğim seninle. Evleneceğim. Er geç doğruyu bulacağını biliyordum Ali Aydar. Senetleri merak etme. Nikahtan hemen sonra alacaksın hepsini. Ha, bir şey daha var. Artık o kadını dükkanda istemiyor. Bugünden tezi yok hanım, gidecek. Etmen Erman Hanım. Nasıl yaparım ya? Nasıl derim ona böyle bir şey? Onun için de daha iyi. Duyunca sarsılacak haliyle. Sen söyleyemezsen ben söylerim. Gitmeli. Doğrusu bu. Yoksa hepimiz huzursuz olacağız. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Ne aramıyorsun kız? Nasıl geçti akşam? İyi iyi. Sonra konuşuruz. Buyur usta. Ha? Az şekerli. Sağ ol. Sen merak etme usta. Ha? Hiç sormadı dün gece ne oldu? Sağ ol ya, anlat hele. Konuştunuz mu Gülsüm'le? Konuştuk usta. Gülsüm dedi evet. Kabul etti, biz evleniyor. Oh hele şükür. Sağ ol Timothy. Yok be, beyin istikbali kurtulacak. Sen çok iyi bir insansın oğlum. Sağ ol. Günaydın Ali. Kolay gelsin Necdet abi. Hoş geldin hanım. Biraz konuşmamız lazım üstüne. Ne konuşacak? Hayırdır? Burada olmaz. Ben çok kötü bir şey yaptım usta. Zaten biliyorsun. Her şeyi bok ettim işte. Senden özür diliyorum. Artık faydası yok tabii ama... çok pişmanım. Özür dilerim usta. Bilmiyorum niye yaptı bunu. Çok üsteledim ama laf alamıyorum ağzından. Söylemiyor parayı ne yaptığını. Bir şeyler çeviriyor ama anlayamadım. Gayrı mühim değil hanım. Olan oldu bir kere. Olan oldu. Herkes hata yapabilir. Hatasını kabul edip ya, ya bu da bir şey. Tahmin edeceğim hatamı usta. Ne gerekiyorsa. Eşek gibi çalışırım. Ne istersen yaparım. Ananı üzme bir daha. Bu bana yeter. Şimdi bize düşen her şeyi unutmak. Hiç olmamış saymak. Hadi bundan sonrasına bakalım gayrı. Bundan sonrasına. Ah. Duyacak başım. Ne vardı o kadar içecek Vakkas? Söyle sakine. Benim derdim bana yetti. Buna da bir haller oldu böyle. Surat her daim bir karış. Babaya diklenmeler. Nişana atma tehditleri. Ah, ah başım. Bu cam işi nikah baklar sakine. Bir an önce evlendirek de kurtulak. Siz ne düşünüyorsunuz beyler? Karar sizin sayın amirim. Ben Basri Erilmaz diyorum. Olabilir sayın amirim. İşinin ustası. Yalnızca elektrikten değil elektronikten de anlıyor. Aynı zamanda çalışkan, güvenilir, çevresinde saygı ve sevgi uyandıran bir insan. Basri Bey'den iyisini bulamayız. Bundan böyle belediyenin elektrik işlerini Basri Er Yılmaz yapacak.
son kuruşuna kadar alacaksınlar Yaveder. Çektiğin üzüntüyü telafi edemeyiz biliyorum ama parayı ödeyeceğiz sana. Borcumuz borç. Ya bırak şimdi hanım. Başka derdin kalmadı mı sana? Ulaş ödeyemezse ben ödeyeceğim. Ne yapıp yapıp ödeyeceğim en kısa zamanda. Senden para isteyen mi var ya? Bırak gayrı. Sıkma canını. Unut gitsin. Ben gidip pazardan biraz yeşil soğan alayım. Bunlar geçmiş, yaramaz. Geldin Neriman abla, buyur. Yok mu hala Aydan işte? Pazara kadar git. Hoş geldin, hayrola? Sen hala burada mısın? Nerede olacaktın? Demek söylemedin. Kim? Neyi söylemedin? Anlamıyor musun? İşim bitti. İstemiyorum seni burada. Topla pırını pırtını çek git. Deli midir nedir? Sen kimsin de beni kovuyorsun be kadın? Ben kim miyim? Söyleyeyim sana kim olduğumu. Bir, ben bu dükkanın sahibiyim. İki, Ali Haydar'ın karısı olarak seni burada istemiyorum. Ne? Bakma öyle havalama. Doğru duydun. Evleniyoruz yakında. Yoksa onu da mı söylemedin? Sen de gidiyorsun hemen bugün. Atıyorsun. Ali Haydar niye? Yalan söylüyorsun, uyduruyorsun hepsini. Niye ona sormadın? Sana söyledim gece kondu güzeli. Çekil aradan dedim. Pişman olursun dedim. Laf girmedi ki kafana. Beni ciddiye bile almadın. Şimdi yallah. Nereden geldiysen oraya. Şimdi geçti. Şu tarafa doğru hızlı hızlı git. Haydar. Doğru mu? Doğru mu Neriman'ın söyledikleri? Onunla evleniyorsun öyle mi? Öyle. Doğru. Onunla evleneyim. Mecbur. Başka bir yol yok. Her şeyi yeniden başlayabiliyorduk. Öyle konuşmadık mıydı? Evet. Öyleyse niye? Niye mi? Niye? Sana söyleyecek bir lafım yoktur. Başım eğiktir. Bu kadar mı? Bu kadar. Tebrik ederim seni. Vakkas'la yaptığın maçı kazandın. Artık herkeslerin yüzüne bakabilirsin. Gururla, başın dik, aslanlar gibi. Sen büyük adamsın Ali Haydar. Dükkanı kimseye kaptırmazsın. Ciğeri beş para etmez vakkaslara yenik düşmezsin. Borçlarını zamanında ödersin. Yalan söylemezsin, sözünü tutarsın. Hasılı, alnın açık, vicdanın temiz.
Kandırma kendini Ali Haydar. Senin de bir fiyatın varmış işte. Kendini satılığa çıkarman umurumda değil ama sen beni de sattın. Her şeyi bırak, o Neriman'a kovdurttun beni. Karşıma geçip konuşmaya bile cesaret etmedin. Benim iki kahramanım vardı. Biri Pardayan, biri Ali Haydar. Ali Haydar öldü. Pardayan'a geri dönüyor. Abla bir şey mi oldu? Usta nerede? Yürü, gidiyoruz buradan. Ne? Gidiyoruz dedim, hadi durma. Bırak elindekileri. Anne ne oldu? Anne konuşsana. Sus yürü. Bitti. Temelli gidiyoruz. Başka bir şey sorma. Geldim, geldim. Ne ettin sen ya Neriman Hanım, ne ettin? Olacak iş mi ya, yapılır mı ya? Hiç yakıştı mı sana? Ne yapmışım Ali Haydar? Ya çekip beni vuraydın daha iyiydi ya. Hiç öyle pat diye söylenir mi? Dur bir dakika, dur dinle. Ya hep senden karışın ya. Bu benim işim. Sen ne yaptın bana kadar? Dur dedim sana, dur konuşalım. Öleydim daha iyi ya, yer yarılaydı içine gireydim. Tamam Ali Haydar, tamam. Ya, hatalıyım, ben hatalıyım. Haklısın, gel, affedersin. Söylemeyecektin Neriman Hanım, söylemeyecektin ya. Bu benim işim. Hiç değil bırakaydın, kendim söyleyeydim. Tamam Ali Haydar. Haklısın. Ama oldu bir kere. Oldu işte. Çok pişmanım. Bak, özür diliyorum senden. Ne olur affet beni. Bir daha olmayacak söz. Bundan sonra senin işine karışmayacağım. İnan bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Ne oldu? İşten mi kaçtınız? Yoksa kovuldunuz mu? Bakma bana hiç. Ben de bilmiyorum neler döndüğünü. İstersen bir yerde oturalım biraz. Boş ver. Ablam söylemiş, şimdi söz verdi, Biti'ye yardım edeceğim. Çok oturmayız valla. Sana söyleyeceklerim var. Yarım saat. Tamam, yarım saat. Safiye abla gel çabuk. Harola ulaş. Ne oldu oğlum? Gel sen ya, bize kadar gel. Ne oluyor oğlum? Yoksa ablana mı bir şey oldu? Annem ya, annem hiç iyi değil. Hadi yürü. Allah. Ay ne oldu be? Bana bak. Fenalaştı mı? Çarpıntısı falan mı tuttu ha? Ne oldu? Bilmiyorum Safiye abla. Sinirleri çok bozuk. Bir şey de söylemiyor. Ne
ne zamandır konuşmak istiyordum seninle. Ne hakkında? İkimiz hakkında Cennet. Ben senin arkadaşın olmak istiyorum senin. Saçmalama, arkadaşımsın zaten. En iyi arkadaşımsın hatta. Öyle değil ya. Biliyorsun ne demek istediğimi. Bilmiyorum. Biliyorsun. Anlamamış olman imkansız. Bilmem. Yani arkadaş derken şey gibi mi? Çıkmak gibi. Onun gibi. Yani öyle. Yapma ya. Vay be. Bana şimdiye kadar kimse böyle bir şey teklif etmedi biliyor musun? Yani çıkmayı. İlk sen. Yani çok hoşuma gitti. Acayip güzel bir duygu. Ama olmaz Ferit. Olacak iş değil bu dediğin. Ama niye? Yani neden olmasın? Sen de benden hoşlanıyorsun sanıyordum. Niye? Bozulmak yok, tamam mı? Açık konuşacağım. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama arkadaşım olarak kalmanı istiyorum. En iyi arkadaşımı kaybetmek istemiyorum. Nedeni o değil mi? Her şeye rağmen o. Timuçin değil mi? Kız. Kız ne oldu kız? Anlat hele. Ay ne oldu sana böyle? Gülsüm biraz çıkar mısın? Hadi ula sen de oğlum. Biz biraz konuşalım kadın kadına. Sana mı? Yo. Kızdığım biri var ama. Görüşürüz. Tamam. Timuçin? Derdi ne bunun? Kimin? Ferit'ten mi bahsediyorsun? Ne istiyor senden ya? Kuyruk gibi sürekli peşinde. Deli misin sen Timuçin? Yoksa bizi mi izliyordun? İzliyordum, ne var? Ne öyle gizli gizli buluşmalar, göz göze fısıldaşmalar filan? Git ya! Sana mı hesap vereceğim? Bana karışacak en son kişi sensin. Resmen kaşınıyor ama ya. Belasını arıyor salak. Kafamı bozma Timuçin. Ferit için tek laf etmeye hakkın yok, tamam mı? Sen kimsin be? Hepiniz benimle dalga geçerken bir tek o arka çıktı bana. Korudu beni. Neden? Çünkü o sizin gibi yavşak değil. Sağlam çocuk. Güvenilir biri. Asıl sen dolaşıyorsun kuyruk gibi benim peşimde. Bunu neden yaptığını da biliyorum. Çünkü artık başka bir Cennet görüyorsun. Vay be, pek de güzelleşti bu kız diyorsun. Yalan mı? Artık sana yakışırım değil mi? Beni yanında gezdirip hava atabilirsin. Havanı alırsın. Ağrıma giden bir safir. O kadını gönderdim evine konuşmak için.
yabancı gibiydi be Safiye. Nasıl anlasam bilmiyorum. Sanki o tanıdığım Ali Haydar gitmiş, yerine tanımadığım başka biri gelmiş. Sanki aramıza bir perdeymiş, donmuş, katılaşmış. Aramızda hiçbir şey yaşanmamış, hiçbir şey hissedilmemiş, hiçbir şey konuşulmamış. Nasıl anlatayım bunu sana, nasıl? Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım be hanım. Zaten 40 paralık aklım vardı, o da uçtu gitti kafamda. Öleceğim aklıma gelirdi, bu gelmezdi. Ben mi çok safım, yoksa anlamıyor muyum erkekleri? Erkekleri kim anlamış gibi hanım? Aa, o kafalarına bir şey taktılar mı? Dükkan adam için çok önemli belli ki. Bu kadar uğraşmış açmak için. Sonra o vakkas meselesi. Oh, kız bütün aksilikler de peş peşe gelmiş be. O paranın gitmesi de hep senin üstüne tüy dikmiş. Ah Ulaş, ah! Ne diye böyle bir halt ettin ki be? Bilmiyorum niye yaptım. Ulaş da başka bir muamma. Söylemiyor parayı ne yaptığını. Her şeyi karıştırdı işte. Parayı almasa senetler bankasının hiç geçmeyecekti. Nereden nereye bağlı? O zaman o Neriman karısı işin içine hiç karışmayacaktı. Ali Haydar da dükkanı kurtarmak için onunla evlenmek zorunda kalmayacaktı. Of! Sen de kovulmayacaktın. Kısmet, elden ne gelir? Olan olmuş bir kere. Öyle. Gözünü seveyim Safiye. Bütün bunlar aramızda kalsın. Öyle misin kız? Tabii. Aa, kime söyleyeceğim? Hadi, hadi eziyet etme artık kendine. Dünyanın sonu mu be? Aa, Besim abi bekliyor. Bir lafına bakar vallahi. Yok artık. Adam gide gele tepe sersem oldu zamanla. Boşver, içim kurudu zaten. Evet, boşver. İyisin değil mi anne? Bizi çok korkuttun. İyiyim Gülsüm, merak etme. İyi maşallah, iyi. Dert edecek bir şey yok. Ne oldu anne ya? Anlat hadi. Neriman Hanım beni işten kovdu kızım. Neriman Hanım mı? Nasıl yani? E dükkanın sahibi Ali Haydar Usta değil mi? O tabii. Ama Ali Haydar'ın borç senetlerini almış Neriman Hanım. Artık söz sahibi o. İlk işte beni kovmak oldu. Hoppala. Niye? Ne bileyim. Zaten hiç yıldızımız barışmadı o kadına. Durmadan kavga ederdik. Sen de bir alemsin anne yani. E bulursun bir iş, ne olacak? Ay yüreğimi ağzıma getirdim vallahi. Sanki dünyanın sonu geldi. Ha, ben de onu diyorum işte. Hadi hadi sokma çayını. Hayat dursun. Kimse kıpırdamasın. Efendiniz konuşuyor, efendiniz. Padişahınız yeni bir ferman veriyor. Nuri, sen de dinle. Bugünden itibaren elektrikçi Basri'yle iş yapmanızı yasaklıyorum. Artık Basri diye birini tanımıyorsunuz. Ne tamire bir şey götüreceksiniz, ne de ona bir şey satacaksınız. Selam bile vermeyeceksiniz anarşiste. Anlaşıldı mı? Efendim? Güzel. Görüyorum ki herkes anladı. Nedenmiş o? Neden mi? Evet, neden? Merak ettim. Niye selamı sabaha kesecekmişiz Basri ile? Çünkü ben öyle istiyorum. Ha, sen öyle istiyorsun. Aynen öyle. Peki herkes canının istediğini yapabiliyor mu bu memlekette? Herkes değil, ayrıcalıklı olanlar. İtirazın mı var? Yok. Şimdi benim canım ne istiyor onu biliyor musun? Ne bileyim, hiçbir fikrim yok. Tahmin et bakalım. Böyle enine mi, boyuna mı? Öyle biftek mi, kuşbaşı mı? Ya
Aman yenge, senin de ne tuhaf bir şaka anlayışın var ya. Yapma, yapma öyle. Şeytan doldurur. Tamam, tamam. Yasak senin için geçerli değil. Ben arkadaşlara söylüyordum. Hadi hayırlı işler. Bana müsaade. Utanın kendinizden. Tabansız herifler. Alo. Ömer ne haber? Benim ben. Dinle fazla konuşamayacağım. Ben bir sürü ortalıklarda bulunmayacağım. Haber vereyim dedim. Merak etme yani. Yok be oğlum. Öyle bir dalga değil ya. Söyleyemem şimdi İnek. Ararım ben seni. Ya ararım işte. Ne zaman ne bileyim ararım işte. Tamam. Hadi eyvallah. Bizimle çalışmayacak çocuklar. Ulaş da. İkisi de ayrıldı. Be. Ne oldu usta? Niye gittiler öyle apar topar? Gittiler işte. Sormayın sebebini. Yazık. Antep sofrası buyurun. Seni istiyorlar usta. Buyurun ben Alaydar. Seni çocuk. Ulaş, ulaş. Karşımda oturuyor. Suçunu itiraf et. O almış parayı. Başka ne olacaktı ki? Ne dediydim ben sana? Biz de bir şeyler bileyim ya. He. Gelsen iyi olur. İnadı bırak evladım. Nerede bu para? Geri verirsen belki senin için iyi olur. Konuşsana oğlum. Ne ettin parayı? Çok mu lazımdı? Neden yedin bu altı? Kendini yaptın kafasız. Bari annene haber ver. Kaçtı numara? 157. Doğrusu şaşırdım makas. Ben Eylül'ü bulur diyordum kendi kendime. Ya ne bekleyeceğiz Eylül'ü Hüzam'ım? Hayırlısıyla biraz önce baş göz edelim gençler. Haziran'ın başında yaparak diyor. Ama bir eksiğin bir emrin varsa. Yok yok canı sağlığı. Zaten anası dizdi çeyizini. Bir gelinliğe bakar. O zaman bekleme hacet yok. Oğlum nerede? Oğlum nerede? Otur hele hanım. Ulaş içeride hırsızlıktan gözaltında. Sen söyledin değil mi? Sen ihbar ettin oğlum. Dinle hele hanım. Oğlum nerede? Hemen görmek istiyorum. Tamam göreceğim tamam. Hemen görmek istiyorum. Mustafa bakın biriniz evlat. Emredin başkomiserim. Hanımları Ulaş Meriç'le görüştür. Baş üstüne başkomiserim. Bana başka bir soracağım var mı başkomiserim? Şimdilik yok. Zaten bundan sonrası da savcılık. Bana müsaade o halde. Ararsan dükkanda. O ihbar etti değil mi seni? Ali Haydar Usta yakaladı. İhbar falan yok anne. Kimse yakalamadı beni. Ben gelip yeni teslim oldum. Çok kötü bir şey yaptım anne. Cezamı çekmem lazım. Deli misin? Hapse girmene gerek yoktu ki. E konuşmuşsunuz işte. Konuşmuştuk ya oğlum. Ödeyecektik parayı azar azar. Niye yaktın kendini? Çünkü başkalarını yaktım anne. Anlamıyor musun? Sırf Ali Haydar Usta'yı değil. Her şeyi berbat ettim. Safiye ablayla konuştuklarınızı duydum. Sen işinden oldun. O adam elindeki dükkan gitmedi belki ama benim yüzümden istemediği bir kadınla evlenecek. Mahvettim adamın hayatını. Hem ablamın hali ne olacak? Bunların hesabının verilmesi şart. Bu da bir şey. Yaptığının ne kadar kötü olduğunu kabul etmen de bir şey. İlk defa bedel ödemeye hazırsın. Bu da bir şey. Artık benim için üzülmeyin, tamam mı?
Böylesi daha iyi. Ben böyle istiyorum. Bundan sonra seni hiç utandırmayacağım. Söz. Söz. İkinizi de utandırmayacağım bir daha. Söz. Size bir haberim var. Önce benden duyun dedim. Biz, yani Nerman Hanım'la ben evlendik. Ne? Ha, evlendik yakında. Oh be, nihayet. İşe bak ya. Şişt, ne biçim konuşma öyle? İyi de baba, ne zaman karar verdin buna? Emin misin bunu istediğinden? Ha, eminim. Sahiden de baba, nereden çıktı şimdi durup dururken? Durup dururken değil kızım, bir müddetlik düşünürdük. İş kesin bir hal almadan size söylemek istemedim. Ne bakıyorsunuz ya? Ne beklirdiniz? Zil çalıp oynayacak değilim bu yaştan sonra. Bir şey daha var. Hanım da işten ayrıldı. Hadi canım, niye? İşte öyle icap etti. Hiç filmlerdekine benzemiyor değil mi abla? Nasıl yani küçük fare? Yani ne bileyim, bir adam bir kadını seviyorsa, onunla evlenecekse biraz daha mutlu gözükmez mi? Yani ben anlamam tabii ama en azından böyle somurtmaz. Maço erkeğin yeni ismi, hormonsuz erkekler hakkında gerçekler. Sevgilisiyle barışmak için ter dökerken kendini kadınlar tuvaletinde buldu. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz görüntülerle. Bugün Hüzam'a uğradım Zengin'e. Nasıllarmış? Nalan Hanım gitmiş mi içmelere? Sormadım. Sırf nikah işini konuştuk. Kızın nüfus kağıdı yarın gelecek. Muameleleri hemen başlayık. Ecelimiz ne vakkas? Erken değil mi daha? Anca Şakir'e. Erken olur mu hiç? Anca. Bir ay içinde yapayık düğünü. Duydun mu dediğimi Çamış? Duydum baba, duydum. Çok yakında bir cep telefonum olabilir. Hem babamdan hem değil. Buyur baba. Ne oldu? Hayırdır? Uykun mu kaçtı? Kaçmıştır Ali Haydar. Ya bu işe akıl erdiremeyim. Hangi işe? Senin evlenme işine. Nereden çıktı böyle? Dondan düşer kimi? Vallahi baba, işte kader işte. Yani insan bilmiyor ki. Bir daha soruyorum Ali Haydar. Bu işin o senetlerle bir alakası var mıdır? Yok ya, nereden çıkarayım? Sen aklını takma bunlara baba. Yalnızlık zor, kendin de bilin. Bir yaştan sonra çekilmir. Nerman Hanım da iyi bir kadıncağız. Yani gönül rızasıyla evleneyim. He baba, ben kendim isteyeyim. İyi. Sen böyle söyleyorsan, hadi Allah'a rahatlık ver. Sana da baba. Günaydın Hanım abla. Günaydın Ali. Usta söyledi ama hiçbir şey anlatmadın. Sahiden bıraktın mı işi? Bıraktım. Niye? Ne oldu ki? Hiç öyle gerekti. Yani kararın kesin. Kesin evet. Usta, ben çok kısa bir telefon edebilir miyim Amerika'ya? Et oğlum et. Hi Jenny, it's me Tim. Fine, good. Did I wake you up? Missed you too. I'm okay. Just keep living, you know. No, not yet.
Well, already discussed it, Jenny. I'll be back when I feel it's time to get back. Okay? Jenny. Jenny, please. Please don't. Oh, Jesus. Hayrola Tim, bir durum var? Yok usta, kadınlar. Benim sevgili biraz sinirli. Yapma ya. Hay Allah. Ben biraz çıkayım Tim. İdare ediverim. Ne? Ne diyorsun ablacığım? Yani Samatya'nın kraliçesiyle kebapçıların padişahı. Öpeceğim. Assın düğünü bu, assın. Öpeceğim abla. Ya şey geldi, her tarafım reçel yaptı. Aslında değil. Milenyumun düğünü bu be. Böylesi ancak bir yılda bir kere olur ablacığım. Ne kadar sevildiğimi anlatamam. Vay be. Ali Haydar ustam enişte mi oluyor ha? Bir daha yapacağım. Ay, yahu dur be adam. Pırlantadır ustam, pırlanta. Sana da ancak öylesi yakışır ablacığım. Ne diyeyim? Allah mesut etsin ablacığım. Sen bu mutluluğu çoktan hak ettin. Biz treni kaçırdık ablacığım. Bari sen mutlu ol. Yeter. Hadi. Çocuklaşmayı bırak Şecaettin. O zilliyi hala çıkaramadın kafandan. Ne ilgisi var abla ya? Mutluluk gözyaşları bunlar. Tamam. Sevincimden alıyorum tamam. Abla. Tamam canım. Yavrum. Şeco. Yine sana geldim abi. Benim içim yanıyor. Konuşacak bir sen kaldın. Beni dinleyecek bir sen. Dünyanın dürüstlük üzerine kur. Böyle bir insan bulursan kapa gözlerini, bırak kendini. Bunları bana sen söylemiştin. O dünyanın en dürüst insanıydı. En saf, en temiz. Peki ne oldu? Ne oldu abi? Ne oldu biliyor musun? Bir dükkan uğruna sattı beni. Öğrenince bir dükkan uğruna. Bana satılıksın dedi. Herkesin bir fiyatı var, seninki de buymuş dedi. Çok ağrıma gitti. Neden bileyim mi? Haklıydı. Gururum için sevgimi yok saydım ben. Ama hanım bilmiyor ki, gururumu ayaklar altına alırsam tanıdığı sevdiği Ali Haydar biter, yok olur. Ben düşerim. Bari gururum ayakta kalsın. Hoşça kal abi. Söyleyeceklerim bunlardır. Hoşça kal. Babam nikah işlemlerini başlattı. Yakında gün alınacak. Kabul et artık Medet. Her şey bize karşı. Birbirimizin olmamız mümkün değil. Kabul et artık. Git evlen Arzu. Bu iş çok uzadı ve ben de çok sıkıldım. Bu evlilik kesinlikle olmayacak, yemin ederim. Büyük konuşma. Konuşuyorum çünkü artık biliyorum. Her insanın bir alçalma sınırı var. Babam sayesinde o sınırı bayağı bir zorladım. Artık alçalacak yer kalmadı. Abartma Medet. Biz evlenir miyiz, evlenmez miyiz bilmiyorum ama kimse bana istemediğim bir şeyi zorla yaptırmayacak. Bu evlilik kesinlikle olmayacak. Usta ben bir şey merak ediyorum. Şimdi Bayan Hanım gitti. Şimdi ne oluyor? Nasıl ne oluyor? Yani Gülsüm ne oluyor? Benimle evlenmiyor mu? Aman ha, yok. O işte değişen bir şey yok. Konuştuğumuz gibi devam edecek. Kıyarız nikahı. Bebek doğduktan sonra herkes kendi yoluna. Sen bir ara konuş Gülsüm be. Evet usta. Birlikte gidin belediyeye. Başlatın nikah muamelesini. Al, paperwork.
Yani biz gidiyor yetkili ofise. Ha, siz gidin, onlar söyler size ne lazımsa. Okey usta, tamam. Ne arıyor bu kadın yine burada, belasını mı? Hoş geldin hanım. Size veda etmeye geldim. Ustayla da bir şey konuştum. Kusura bakma, kendimi kaybettim. Sana çok büyük haksızlık ettim. Sen kimseyi ihbar edecek biri değilsin. Ulaş'la konuştum. Kendisi teslim olmuş. Kusura bakma. Hepinizden özür diliyorum. Kasadan parayı alan Ulaş. Başımıza bu işleri o açtı. Evet, o yaptı. Gideni geri getirir mi bilmiyorum ama çok pişman. Polise teslim oldu. Cezasını çekecek. Hakkınızı helal edin. Hakkını helal et Necdet abi. Sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Artık karar senin. Bir şey değişmedi Bayan Hanım. Ben ustayla konuştum. Ya biz konuştuk. Plan değişmedi. Ben evlenecek Gülsün. Don't worry. Sen bunu düşün. Neyin var Alaydar Usta, hasta mısın? Melahat Usta. Allah'ım usta. Ama otur şöyle, otur. Otur şöyle. Ne bakıyorsun bana, git su getir. Hay Allah. Ne oldu usta ya? Tansiyonu çıktı sizin artık. Suyu getirdim. Estağfurullah. Geçti geçti. İyi. Merak etme. Aman usta. İyiyim artık. Sağ ol. Sen de sağ ol Melahat usta. Sen sağ ol usta. Bir doktora gözü sen diyorum ya. Ya devam ederse görünür. Ben bir hava alayım. Sağ ol Tim. Hadi hepiniz hoşça kalın. Ne işin var burada senin? Laf girmiyor mu kafana? Ne diyorsun sen be? Kapıdan kovsak bacadan giriyorsun. Sen ne şerefsiz kadınsın be. Şerefsiz sensin ulan. Hadi be. Sakin ol Neriman Hanım. Vedaya geldim. Hadi hadi dışarı. Hadi. Duymuyor musun beni? Gece kondu güzel. Ne dedin ulan sen? Ne dedin? Ne yapıyorsun? Bırak. Gece kondu güzel. Ah göstereyim ulan. Yapma. Bırak kadın. Gelirsin be. Ha. Geberserim ulan seni. Eşedin lan. Geberserim. Bir kez daha ekmeğim loğuna. Bu bıçağı alnının noktasına saplarım. Sen benim ne bela olduğumu bilmiyorsun. Ne vekuatlara karıştığımı bilmiyorsun. Bırak yakamı. Bu dükkanı başına yıkarım. Samahtayı başına yıkarım. Nereye kaçsan bulur parçalarım seni. İstediğini aldın. Bırak yakamı. Hala istiyor musun beni? Ha? Duydun dediğimi. Yanında çalışmamı istiyor musun? İstemem mi hanım? İsteyeyim elbet. Teklifin baki dediydim sana. Oradan ne aldıysan üç katını vereceğim. Ya sigorta? Sigorta da yaptıracak mısın? Ha? Sigorta da yaptıracağım. Tamam o zaman. Hemen başlıyorum. Buyur hanım. Evladım önlük ver. Hayırlı uğurlu olsun. Nihayet kendin için en doğru olanı yaptın. Pişman olmayacak. Hırkayı alayım. Al evladım. Hayırlı olsun. Allah!
hale düşmemizin sebebi kim? Sen, senin yüzünden bu hale düştük Ali Haydar Bey. Kabahati başkasından arama. Git aynaya bak. Yanına da müstakbel eşin Neriman'ı al. Çok yakıştınız birbirinize.